Bakanların milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin bir süredir cevabı aranan sorulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Erdoğan kabinedeki tüm isimlerin milletvekili adayı olacağını söyledi. Bu ifadeler AK Parti'nin kurucuları arasında da yer alan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeniden aday olacağını cevapladı. Merak edilen sorunun yanıt bulmasıyla birlikte Alanya'da en çok konuşulan konuların başında yer alan acaba Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aday olacak mı sorusuna da yanıt buldu. Erdoğan, yenilenmeye ve gençleşmeye en açık partiyiz. Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illerde aday olarak görevlendirdik. Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Onları büyük şehirlerden aday yapmayı belirledik dedi. Gelişen 8 ülke teşkilatının... Çavuşoğlu 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde de Antalya'da birinci sıradan aday olarak seçilmiş, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Dışişleri Bakanlığı'na atandığı için milletvekilliğinden istifa etmişti. Bakan Çavuşoğlu 29 Ağustos 2014'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmekte. Yani benim Cumhurbaşkanı yardımcım, o da şu anda bir ilde, şu anda aday olarak bulunacak, koşturacak. Yani örneğin Fuat Bey, yani Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Tabii bu adaylıkları da belirlerken Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Dolayısıyla Yozgat nüfusunun, bak şimdi size ben tabii bir de burada pozisyon belirliyorum. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede.